Aydınlık Gazetesi Ankara temsilcisi Sayın İsmet Özçelik Skype bağlantısı üzerinden bizlerle birlikte gündemdeki tüm başlıkları konuşmaya çalışacağız. Sayın Özçelik, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Şimdi enflasyonla başlamak istiyorum. Tüm dünyanın gündemi enflasyon, ekonomi. Haliyle bizim de gündemimiz günden güne o fiyatlar artmaya devam ediyor. Ve yıllık enflasyon açıklandı. %60'ı geçmiş gözüküyor. %61.1 diyelim. Ne dersiniz? Şimdi biz daha önceki yayınlarımızda uyarmıştık yetkilileri. Şimdi ekonomiden sorumlu bakan ve ekonomi yönetimi sürekli işte 50'nin üstüne çıkmayacak diye açıklamalar yapıyordu. Oysa ki gidişatın böyle olacağı belliydi. Şimdi yani bunları konuşmamaları konusunda, yani bu tür gerçek olmayan, günü kurtarmaya çalışan ifadeleri kullanmamaları konusunda çok uyardık. Ancak yine devam ediyorlar. Yani bunu neden söylüyoruz? Yani bir manzara var ortada. Üretici enflasyonu %100'ü aşmış. Buna rağmen tüketici enflasyonu onun yarısı düzeyinde ise üretici enflasyonunun tüketici enflasyonuna yansıması çok sürpriz bir olay değil. Yani bu nedenle güven sarsıyor. Siz başta 50'yi aşmayacak diyorsanız en yetkili ağız olarak, işte hazine ve maliyeden sorumlu bakan olarak böyle bir şey söylüyorsanız ve eğer enflasyon %61'i üstüne çıkıyorsa, ki yani aradan bir ay geçmemiş, bilemediniz 1,5 ay geçmemiş, o zaman size güven duymazlar. Evet. Şu anda ekonominin en büyük sorunu güven. Yani ekonomide taşları yerine oturtmak için yapılması gereken işlerden birisi güven. En başındaki güven. Ne yazık ki Türkiye'deki durum şu anda bu. Yani bunu sağlamak gerekiyor. O nedenle ekonomi yönetiminin dikkatli açıklama yapması gerekiyor. Hı hı. Peki bu artış ne anlama geliyor? Yani nereye gider bu iş? Nereye gider? Bakın, şimdi benim tahminlerime göre, benim hesaplamalarıma göre Ağustos ayına kadar enflasyondaki yükseliş devam edecek. Nereye kadar gider tam kestiremiyorum. %70-%75'lerden bahsediyorlar ekonomistler. Yani gidecek, niye gidecek? Çünkü enflasyon artışı Türkiye'de geçtiğimiz yıl Ağustos ayında başladı. Yüksek artış. Şimdi ondan önceki Ağustos'a kadar olan dönemdeki artışlar düşüktü. Bu nedenle şu andaki manzara, ki daha bunların içerisinde son yapılan doğal gaz zammı yok. Onların da yansıması olacak. Tabii. Yani o nedenle üretici enflasyonu da yansıyacak tüketicilere. Yani böyle baktığımız zaman olaya çok daha farklı bir tabloyla karşılaşacağız. O net bir şekilde gözüküyor. Şimdi peki vatandaş ne yapacak? Şimdi vatandaş için de gerçekten zor bir dönem başladı. Çok. Ve bakın daha önce gittiğimiz zaman hepimizin yaptığı işte markete gidiyorduk, işte domates alıyorduk, bir şeye koyuyorduk işte torbaya, tarttırıyorduk ne kadar gelirse diye. Yani onu bir ikisini çıkar, üçünü çıkar, bir kiloya, yarım kiloya düşür demiyorduk yani. Hı hı. O şekilde alıyorduk sebzeyi, meyveyi. Ama şu anda bir kiloya aşmasın noktasında idik. Şu anda yarım kilonun noktasına geldik. Birçokları için de tane noktasına geldi. Yani taneyle alışverişe doğru gidiyoruz. Yani maalesef. Ben markette hep dikkat ediyorum vatandaşların alıp etmene, bir gazeteci gözüyle bakmaya çalışıyorum marketteki tüketicileri. Yani tek tek, yani bir torba bir patlıcan, bir torba bir tane kabak. Semt pazarlarında da öyle. Domates. Yani böyle bir döneme geldik. Ya bu da şunu gösteriyor. Gerçekten halkın alım gücü çok zayıflamış. Yani böyle bir durumla karşı karşıyayız. Peki niye artıyor özellikle yaş meyve sebze? 30-40 bandına girmiş. Hı hı. Yani fiyatlar o düzeyde seyrediyor. Şimdi ben üretim bölgeleriyle de konuşmaya çalışıyorum. Yani üretici bölgelerindeki tanıdıklarımla da sürekli temas halindeyim. Ben de bu işlerin yapıldığı Antalya'nın bir vatandaşıyım yani. Antalya'da doğdum, büyüdüm. Akrabalarım oralarda. Antalya'ya selamlarımızı onlarla gönderelim. Onlarla sürekli konuşuyorum. Onlar da üretim yapıyorlar. Seracılar, sera üretimleri var. Domates üretiyorlar, patlıcan üretiyorlar, muz üretiyorlar. Onlarla da konuşuyorum. Yani bu biraz daha devam edecek. Onlar da rahatsızlar fiyatların bu kadar yükselmesinden. Neden rahatsızlar? Çünkü
Yani onlar da vatandaşı düşüyor. Ancak söyledikleri bir şey var. Orada da fiyatlar biraz yükselmiş. Yani üretici fiyatlar da yükselmiş. Yani onların da söyledikleri şu. Girdi maliyetleri o kadar arttı ki. Yani bu fiyatlarla bile biz çok fazla bir kar edemiyoruz. Bazı ürünlerde zarar bile ettiğimiz oluyor noktasındalar. Yani onlar da bu fiyat artışlarından çok mutlu değiller. Peki devam edecek mi bu süreç? Yani özellikle yaş meyve sebzede önümüzdeki günlerde belki birazcık düşüyor olabilir. Niye düşüyor olabilir? Çünkü havalar ısınıyor. Evet. Diyelim ki soğuk olduğu zaman bir kilo alırken havalar ısındı mı ürünler 2 kiloya çıkmaya başlar. Yani biraz daha fazla ürün piyasaya sürülür. Belki birazcık yaş meyve sebzede rahatlama olur ama bu sorunu çözmüyor. Yani vatandaş sadece yaş meyve sebze almıyor. Diğer girdiler var. İşte sütü var, peyniri var. Şu onlarda hiçbir değişiklik yok. Tam tersine. Et, oralara da zam geldi. Et, süt ürünlerine hepsine evet, zam geldi. Şimdi süt üreticileri maliyetler ve besin maliyetleri o kadar yüksek ki, yemler o kadar yüksek ki süt üreticileri maliyetleri karşılamadığı için hayvanlarını, ineklerini kesime göndermeye başladıklarına ilişkin bilgiler alıyoruz. Hı hı. Özellikle Orta Anadolu'dan. O nedenle bir süre sonra bu tamamen arz talep meselesi, sıkıntı yaşayacağız. Ve o ürünlerde de fiyatlar artacak. Yani et fiyatları artıyor. Sayın Erdoğan da bu kesim sayısını arttırın açıklaması gelmişti. Özellikle olgunlaşmış hayvanlarla ilgili ama burada federasyonlar da kasaplar federasyonu yani fiyatların düşmesi için yeterli olmadığı yönünde açıklamalar da yapıyor. Birçok uzmandan da bu yönde açıklamalar geliyor. Katılır mısınız? Bakın size 5-6 ay oldu yaptığımız bir programda özellikle Türkiye'nin besicilikteki çok önemli illerinden Bursa Karacabey'di yanılmıyorsam. Yani o bölgelerdeki durumu anlatmıştım. Oradaki üreticilerle bir araya gelmiştim çünkü. Onları anlatırken onların söyledikleri şuydu. Ben besiciyim. Eskiden diyelim ki 500 tane hayvanım vardı. Artık bu koşullarda bunların sayısını 250'ye düşürdüm. Yani gerisini sattım diyorlardı. Yani besicilerin ahırlardaki hayvan sayısı önemli ölçüde zaten düştü. Yani bu şunu gösteriyor. Önümüzdeki günlerde Türkiye'deki yani bu maliyetlerin yüksek olması nedeniyle üretilen hayvan sayısı, beslenen hayvan sayısı çok düştüğü için Türkiye yeniden dönecek, ucuzlatmak için ithalata başvuracak ve bu da Türkiye için çok daha hoş bir şey değil. Ayrıca döviz kurları çok arttığı için ithalat da öyle ucuz falan da değil. Tabii. Yani Türkiye'nin çok hızlı bir şekilde kendi hayvancılığına desteklemesi ve onu ayakta tutması gerekiyor. Şimdi hepsini kesin diyerek bir yere varmamız mümkün değil. Tamam, kestik hepsini. Sonra onları kestik, arkadan geliyor mu? Yok, arkadan gelmiyor. Çözüm ki. Çözüm değil diyor. Çözüm değil. Yani onun için hayvancılığı desteklemek gerekiyor örneğin ette. Üretimi desteklemek gerekiyor tarımda. Bakın en çok dikkat çeken konu şu. Önümüzdeki dönemde biz ithal edecek ürün bile bulamayabiliriz. Mesela buğdayda sıkıntı çekilebilir. Birçok üründe sıkıntı çekilebilir ya da maliyeti çok yükselebilir. Yani onların maliyetinin yükselmesi demek vatandaştaki enflasyonun daha da artması demek. O nedenle Türkiye'de yapılacak bir tek iş var. O da döne döne aynı şeyi söylüyoruz. Üretimi desteklemekten başka çare yok. Kaynakları tamamen üretimi desteklemeye. Yani işte indirimler geldi, KDV indirimleri ama çok da fiyatlara etki etmediğini görüyoruz. Hani vatandaşlarla konuşuyoruz, muhabir arkadaşlarımız sahada. Her gün artıyor. Pik seviyesine artık çok yaklaştı diyor ekonomistler. Bundan sonra ne olur dedik. İşte hani verilen oranlar var. Hani tek bir oran diye söylemeyelim. Yani %70 bandından bahsediliyor. 75-68'i kesin geçecek diyorlar. Yani böyle yükselecek. Peki şunu sormak istiyorum. Hani asgari ücret artık rafa kalktı gibi yapılan açıklamalardan ama yeniden gündeme gelebilir mi ya da gelmeli mi? Çünkü gerçekten yapılan zamlar eridi gözüküyor şu an için. Erime değil, saman alevi gibi oldu. Yani bu ilk kez oluyor Türkiye tarihinde. Yapılan zam genellikle mesela asgari ücret ve açlık sınırı ikisi genellikle ölçülür. Geçtiğimiz sene ki ekonomi o zaman da pandemiye rağmen asgari ücretin açlık sınırının altına düştüğü tarih
Eylül ayıydı. Evet. Eylül ayından itibaren açlık sınırının altına düştü. Yani 9. ayda. Peki bu sene ne zaman açlık sınırının altına düştü? 1. 2. ayda düştü. Yani bu tabii özellikle Türkiye'de çok geniş bir şekilde asgari ücretli çalıştığını düşünürsek onların geçim durumunu gösteriyor. Yani epey sıkıntılı bir durum var. Yani bu arttırılır mı? Şimdi o tartışılıyor. İşte değişik açıklamalar yapılıyor. Hükümetten de farklı farklı açıklamalar evet, var. Olağanüstü bir hal olursa dendi. Evet, o deniyor. Bakan artık asgari ücret yıllık artar dedi. Bu kanunda yazıyor dedi. İşte fakat tabii bir de seçim var önümüzdeki süreçte. Yani erken mi olacak, geç mi olacak bilmiyoruz ama yani en kötü ihtimalle 2023'ün Haziran'da seçim var. Seçim öncesi yapılır mı? Efendim? Seçim öncesi bir artırma gidilir mi yoksa seçimden sonra zaten biz gerekeni yapacağız mı? Şimdi mecburen zaten bir kere seçim öncesinde yılbaşında bir artış olacak. Yani mecburen olacak. O yasa gereği olacak. Yeniden hesaplanacak. Yani o da seçim öncesi olur. Seçimler işte Haziran'da seçim olursa eğer normal zamanda yapılırsa 5-6 ay önce bir zam olacak. Ama yani bu zamlar enflasyonun karşısında çok zayıf kalıyor. Saman alevi gibi oluyor. Yani bir mesela asgari ücrete yapılan zam nasıldı? Çok yüksek bir zamdı. %50'ydi. Herkes mutluydu. Fakat bir ay sürdü. Yani bir aydan sonra öyle zamlar geldi ki. Yani şimdi bakın sıradan bir ailenin geçimine bakalım. 100 metrekarelik bir ev düşünün. Doğalgazı yaklaşık 1000 lira. Elektrik 200-300 lira. Su falan dedim zaten yani neredeyse sadece doğalgaz maliyeti birçok yerde ev kirasının yaklaştı hatta üstüne çıkanlar bile var. Yani böyle bir durumla karşı karşıyayız. Yani o nedenle halkı rahatlatacak önlemler gerekiyor. Çok fazla. Gerçekten evet. Pazarda elmanın kilosu 15 lira, portakal için de aynısı geçerli. Sebze fiyatları, yeşillik fiyatları artmış gözüküyor. 15 lira ucuz fiyat diye bakılıyor. Herkes bakarken mesela 15 lira gördüğü zaman aa bu ucuzmuş noktasına geldi. Oysa ki yani yani diyelim ki her zaman yaptığımız çilek fiyatları artık neredeyse kuyumcu dükkanı gibi şeyler. Bu marketlerin arada simite zam gelmiş Ankara'da. Hayırlı olsun. Efendim? Ankara'da simide zam gelmiş. Evet yani eskiden yoksulun bir yiyeceği vardı simit. Yani düşünün 3 öğün simit yeseniz tanesi 3 lira galiba. En son ben 4 lira olmuş. Bir hafta önce almıştım 3 lira. 4'e mi çıkmış evet. Şimdi? Onu bugün toplantı olduğu için onlara bakamadım. Düşün 4 lira. 3 öğün birer simit yeseniz 12 lira. Yanında birer çay içseniz en ucuz yerde 5 lira. 15 lira da o. 12-27 yani akıl alacak yani böyle bir beslenme olmaz ama yani bunun hesabını yapsanız bile vahim bir durumla karşı karşıyayız. Yani köklü bir çözümler gerekiyor. Dediğimiz gibi mutlaka üretime yönelik istihdamı artırıcı önlemler gerekiyor. Ve bugüne kadar izlenen politikalarla varılan sonuç bu. Aynı peki. Politikaları tekrar etmenin mesela muhalefetin ekonomi politikalarına bakıyoruz. Hemen hemen hepsinin söylediği daha önceki izlenen ki Ali Babacan'a zaten havale etmişler ekonomi politikalarını muhalefet. Onun politikaları da belli yani. Neoliberal politikalara devam edeceğiz deniyor. Aynı politikaları izlersek aynı sonucu alırız. Yani bugüne kadar bugün yaşadığımız sıkıntının zaten sorumlusu onlar. Tekrar onu yapacaksak yani biz şey miyiz eziyetten zevk mi alıyoruz? Vatandaşımızın artık bunları düşünmesi lazım. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'den gelen bir açıklama vardı. Faiz kıskacından çıktık dedi dün yaptığı açıklamada. Yıl sonunda da beklenen seviyelere düşmesini bekliyoruz diyor enflasyonla ilgili. Yani Haziran-Temmuz deniyordu. Sonrasında tabii ki bu Ukrayna-Rusya kriziyle birlikte tetiklenen bir ekonomi de var. Enflasyondan kaynaklı ekonomiyi konuşuyoruz. Şimdi yıl sonu olarak belirtiliyor. Yani bu seviyelerin düşmesi bekleniyor. Tabii biz bunu konuşmaya devam edeceğiz ama üretimi ne kadar önemli olduğunu bir kez daha konuşmuş olduk. Sizinle de değerlendirdik diyelim. Bakın
Tekrar faiz kıskacından kurtulduk diyor bakan. Bakın o da doğru değil. Bakın bunları söylediğiniz zaman güven veremiyorsunuz. Biraz önce hep söyledik. Yani ekonomide en önemli şey güven. Şu anda bir ticaretçi eğer gidip bankaya bir ticaret işiyle uğraşan veya üretim yapan bir sanayici bankaya gittiği zaman faizle para talep ederse karşısına çıkan rakam %30'ların altında değil. Hani eğer bir de ödemede daha önce ufak tefek sorunlar yaşamışsa bu rakam, bu oran daha da artıyor. Yani şimdi böyle derseniz faiz kıskacından tamam, siz politika faizi belirlediniz de yani o politika faizi nereye gidiyor? Yani vatandaşa yansıyor mu? Yansımıyor. Ayrı, yurt dışından borçlanma yaptık geçtiğimiz günlerde. %dolar bazında %9'un üzerine çıktı. Onun komisyonlarını falan da alırsanız %11'in üzerinde bir dolar bazında faizde borç alıyorsunuz yani. Peki. Yani çünkü bu dünyada böyle rakamlar çok yok yani. Çok az ülkede var ve çok ciddi bir rakam bunlar. Şimdi siyasete geçelim istiyorum kısaca. HDP'li Semra Güzel nerede diye soruyorduk ki yasa dışı yollarla Suriye'de YPG kontrolündeki alanda olduğu iddia edildi. Ne dersiniz? Bir türlü kendisine ulaşılamıyor. Yani biz burada sürekli söyledik. HDP kapatılma davasında da çok konuştuk sizle. Yani HDP eşittir PKK. Hı hı. Yani bunu artık tartışmamızın bir veyahut da bunun tartışılmasının hiçbir nedeni yok. PKK peki Suriye'ye geçirmişse bunu kim geçirecek? Sen geçirebilir misiniz? Ben geçirebilir miyim? Bunu kim geçirebilir? Ancak Suriye'nin doğusunda PKK, PYD ile bağlantılı olan bir isim geçirir. Orada nerede yaşayacak? Suriye'nin yani orada gideceği yer PKK, PYD'nin yanında yaşayacaktır oradaysa eğer. Eğer şaşırtma değilse tabii. Hı hı. Yani bize başka bilgiler değil. Yani oradan Avrupa'ya geçeceği şeklinde bilgiler geliyor. Yani bir şekilde Kuzey Irak'a geçip oradan da Avrupa'ya kaçacağı ve oradan oraya yerleşeceği gibi bilgiler de geliyor. Bilmiyoruz tabii, belki de arkadaşının yanına gidecektir Kandil bölgesine. Şimdi Meral Akşener'den gelen açıklamalar oldu adaylıkla ilgili. Kısaca ben size bunu da sormak istiyorum. Cumhurbaşkanlığı adayı olmayacağını bir kez daha belirtti. Başbakanlığa aday olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı çok konuşuluyordu. Aday olacak mı, olmayacak mı? Aday gösterilmiyor mu diye. Herkesin kabul ettiği bir aday reddedilir mi? Elbette reddedilmez. Neden seçilmesin açıklamasında bulundu Sayın Akşener. Bakın ben daha önce de size anlatmaya çalıştım. Şu anda Amerikalılar bir proje üzerinde çalışıyorlar. Bu arada AK Parti içerisinde de Amerika ile anlaşalım görüşünü savunan bir kanat var. İşte İsrail Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'ye getirilmesi, İsrail üzerinden Amerika'ya mesaj verilmesi falan. Bir de bu arada Amerikalıların uzattıkları bazı havuçlar da var. Yani bu tür bir politika da izleniyor. Fakat muhalefetteki olayı belirleyecek olan Amerikalılar. Bunun için de çalışıyorlar. Çalışmadaki esas kriter şu: hangi yöntemle AK Parti'den daha fazla oy alır? Ya da diğer bir şekilde sorayım. Şu anda AK Parti'nin oyları %30-35 arasında seyrediyor. Yani seçim kazanmak için yeterli bir oy değil. Burada çok ciddi bir kararsız kesim var. İşte onun oranı da AK Parti'ye yakın. Neredeyse en büyük parti değerlendirmesi yapılıyor. Şimdi buradaki oyları, çoğunluğu da o kararsız oyların önemli bir kısmı da AK Parti'den çekilmiş olan oylar. Bu nedenle bu oyları nasıl alırızın formülleri geliştirilmeye çalışılıyor. Şimdi daha önce 6 parti beraber çalışıyordu. Özellikle bu seçim yasasının çıkmasından sonra küçük partilerin artık oyları büyük partilere yaramıyor. Bu nedenle o küçük partilerin diyelim ki küçük oylarıyla yaklaşık 20-25 tane milletvekili çıkarabiliyordu büyük partiler. Ama o imkan kalmadı. Başka bir yöntem denilecek. Bu da o kararsız kesimin büyük çoğunluğu HDP'nin de olduğu, CHP'nin de olduğu kesimlere oy vermek istemiyor. Bu nedenle yeni formül arayışları gündemdeydi. Yani değişik formüller tartışılıyor.
Acaba İyi Parti bu 5 diğer 4 partiyle beraber ayrı bir blok mu oluştursun? Sağ CHP, bloktan bahsediliyordu. Evet. CHP ayrı bir blok oluştursun. HDP ayrı bağımsız seçime girsin. Böyle bir tartışma vardı. Ya da işte bir tarafta Meral Akşener ve diğer bazı sağ partiler, diğer tarafta CHP ve HDP beraber. Bu sol arada partiler. İşte Meral Akşener AK Parti'den kupon oyları daha rahat havuzlar mı? Bu tartışılıyor. Benim öğrendiğime göre, kulislerden öğrendiğime göre Amerikalı uzmanlar Türkiye'de bu konu üzerinde çalışıyorlar. Ve yaptıkları araştırmalarda hangisi AK Parti'den daha fazla oy koparacak ise, hangisi AK Parti'den daha fazla oy koparacaksa bu devreye girecek. Bu formülü hayata sokacaklar. Peki burada... Üçüncü bir ittifakta görebiliriz o zaman Sayın Özçelik önümüzdeki evet, günler. Evet, yani bu ittifak meselesi de konuşuluyor. Konuşuluyor. Kararı seçime doğru yapılacak araştırmalar belirleyecek benim gördüğüm kadarıyla. Bir de Cumhurbaşkanlığı adayı var. Şimdi herkes o zaman ikinci tura mı kalacak diye tartışıyor. Bence Cumhurbaşkanlığı adayı da ikinci tura kalmayacak. İkinci tura kalmasını Amerikalılar istemiyorlar. Birinci turda işi bitirmek diye bir plan yapıyorlar. Bunun için de olay şu, farklı bloklar çıksa bile, üçüncü bir blok çıksa bile Cumhurbaşkanı adayı tek olacak. Bendeki kim olacak bilgi bu işte? Aday kim olacak? O olur, bu olur. Yani belki diyelim ki diğer ittifaktan olur. Veya işte ikisini de kabul edebileceği bir adam olur. Yani onu da şey belirleyecek. Sayın İmamoğlu ve Sayın Yavaş'ın adaylığı ile ilgili karşı çıkma gibi bir durumumuz söz konusu değil dedi Sayın Akşener bu arada. Yani ben, çok konuşulduğu için söylüyorum Sayın Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve yine aynı şekilde Sayın Yavaş'ın ismi geçiyordu. Adayın belirlenmesi ve diğer partilerin ikna edilmesi görevi Amerikalılara ait olduğu konuşuluyor. Amerikalılar onları çok rahat ikna ederler. Yani Amerikalılar şimdi bir aday belirleyecek buna Meral Akşener mi karşı çıkabilecek? Ali Babacan mı karşı çıkabilecek? Davutoğlu mu karşı çıkacak? Kılıçdaroğlu mu karşı çıkabilecek? Yani böyle bir ihtimal yok. Ben öyle bir ihtimali tartışmam da zaten. Peki. Ha, parti tabanlarında bir takım tartışmalar olabilir ama parti yönetimlerinde Amerika istediği adamı dikte eder ve hiçbirisi itiraz edemezler. O konuda her türlü iddiaya da girerim. Peki. Son olarak Pakistan'ı sormak istiyorum. 90 gün içinde erken seçim yapılacak. Ne diyorsunuz? Pakistan'da ne oluyor Sayın Özçelik? Bakın son dönemlerde Amerika'nın hani Türkiye üzerine planlarını konuştuk şimdi. Aynı plan, aynı Türkiye planı şu anda Pakistan'da yürürlükte. Amerika Biden yönetime gelmeden önce ne yapıyordu? Diyordu ki Türkiye'de Erdoğan'ı yıkacağım. Evet. Yerine muhalefeti iktidar yapacağım. Bunu nasıl yapacağım? Muhalefete destek vereceğim dedi. Değil mi? Bunların hem yazılı olarak çıktı hem de görüntülü olarak yayınlandı. Biden'ın sözleri. Şimdi yani Amerika yeni süreçte daha çok muhalefeti destekleyerek iktidara gelmeye çalışıyor. Şimdi Pakistan'da da aynı şey yaptı. Türkiye'de de aynı şey yapıyor. Türkiye'de ne yaptı? Önce AK Parti'yi parçalama politikası gitti. İşte içinden iki tane parti çıkardı. Arkasından muhalefeti destek verdi ve muhalefeti birleştirdi. Altı partiyi. Çok ilginçtir. Macaristan'da da aynı şey yaptı. Sırbistan. Sırbistan'da var. Macaristan'da mesela bize çok benziyor. Orada da altı parti Orban'a karşı mücadele etti. Kaybettiler gerçi seçimi. Ama altı parti mesela Orban'ın açıklamasında ne var? Aydan bile gözükecek bir zafer kazandık diyor. Bunu çok... Brüksel'de gördü diyor ama kastettiği işte Soros'un desteklediğini. Çok önemli açıklamalardı. Evet, yani o çok çarpıcı. Şimdi aynı olay Pakistan'da nasıl yapıldı? İktidar partisi içindeki bazı milletvekilleri transfer edildi. Ve meclisteki çoğunluğu önden düşürüldü. Ve hemen işte güvensizlik oylaması verilmeye kalkışıldı. Yani bu yolla işte Pakistan'daki yönetim düşürülecekti. Yerine muhalefetten bir yönetim kurulacaktı. Amerika'nın hesabı buydu. Ve zaten Pakistan Başbakanı İmran Han da net bir şekilde ne dedi? Dedi ki bu operasyonun arkasında Amerika var dedi. Sonra tabii İmran Han bunu gördü ve o da bir hamle yaptı. O da dedi ki o zaman tamam sen net bir şekilde transfer mi? Ben o zaman seçime gidiyorum dedi.
Ve Cumhurbaşkanı da İktidar Partisi'ne yakındı ve onun isteğiyle şu anda Pakistan'da erken seçim kararı alındı. Ve öyle gözüküyor ki Amerika'nın bu açık mücadele müdahalesine karşı Pakistan'da ciddi bir birlik oluşacak. Aynı Macaristan'dakine benzer bir durum muhtemelen söz konusu olacak. Tabii 90 gün sonra biz ne göreceğiz dersek evet. Yeniden İmran'ın. O zaman izleyip konuşacağız. Yani göreceğiz. Pakistan'daki olayla Türkiye'deki olay birbirine çok yakın. Çünkü oyunun arkasındaki asıl yönetmen aynı. Yani Amerikalılar aynı şey yapıyor. Bakın bu arada bir başka olay daha var. Kazakistan. Kazakistan'da biliyorsunuz günlerce Kazakistan'daki iç kargaşayı konuştuk. Tabii. Bir doğalgaz olaylarıyla başladı. İşte fiyatlar evet, yüksek dendi ama geri çekildi. Oluştu. Yine sokaklarda eylem vardı. Evet. O olaydan sonra Rusya girdi devreye. Onların ortak güvenlik kuruluşu ki Rusya esas olarak orada. Onlar girdi ve olayları önledi. Şimdi mesela Pakistan'da bir suikastçı yakalandı. Evinde yapılan aramalar var. Suikastli, susturuculu suikast silahı parçalar halinde ülkeye sokulmuş. Peki kime suikast yapacaklar? Kazakistan Cumhurbaşkanı ve üst düzey yöneticilerine. Yani Pakistan'da kargaşa yaratma politikasından vazgeçmiş değil. Yani Asya'daki birliği bozmak oraya bir Zelenski tarzında adamlar koymaya çalışıyor. Yani Pakistan'da, Kazakistan'da yani yani bunu şöyle değerlendirmek lazım herhalde. Yani Amerika yenilgiyi hani konuşuyoruz ya kanlı mı kabul edecek, kansız mı kabul edecek diye. Öyle gözüküyor ki Amerika yenilgiyi biraz kanlı kabul edecek. İşte ama burada ülkelerin birlik olması gördüğümüz kadarıyla da birçok Asya ülkesinde işte. Evet. Bakın, bunun yansımalarını görüyoruz sonuçlar ortada. Tabii. Macaristan'da fiyasko ile sonuçlandı. Sırbistan'da fiyasko ile sonuçlandı. Pakistan'da muhtemelen benzer bir sonuç alacak. Yani Afganistan'dan sonra işte Ukrayna'da yeniliyor. Darbe üstüne darbe. Yani Ukrayna'da yenilgiyi Zelenski'den kahraman çağırma politikasıyla örtbas edebilir mi? Yani durum bu. Peki. Çok teşekkür ederiz. Ekleme yapmak istediğiniz bir şey var mıydı Sayın Özçelik? Vallahi şöyle bakalım. Yani ben karamsar değilim. İyimserim. Türkiye için de iyimserim. Sıkıntılar var. Yani özellikle ekonomide alınması gereken tedbirler var. İktidar bence hem Macaristan olayını iyi değerlendirmeli, hem Pakistan olayını, hem Sırbistan olayını çok iyi analiz etmeli. Bakın Orban seçim kazanmasındaki ana eksen nedir diye bakacak olursak, bir, böyle denge politikası falan izlemedi. Açıktan tavır aldı. Putin'in yanında durdu. Çin'in yanında durdu. Asya'nın yanında durdu. Ve hedefini de belirledi. Kendisine karşı hedefin Amerika ve Avrupa'daki onun etkin olduğu ülkeler olduğunu söyledi. Zaten zafer konuşmasında da bunların isimlerini de verdi. Tabii. Yani kime karşı kazandığını da açıkladı. Yani burada ekonomi elbette iktidara sıkıntı yaratabilir ama en önemli şey duruş meselesi. Bakın AK Parti oyları nasıl algılandı bu Rusya-Ukrayna krizindeki tavrı? Yani kamuoyunda işte Rusya'dan vazgeçmem dedi ki o bile AK Parti oylarını %3 arttırdı. Yani bu arada NATO'yu savundu bilmem ne yaptı. Bir güvensizlik de yaratıyor. Yani ekonomide yaratan güvensizlik orada da kendini gösteriyor. Şimdi öyle olduğu zaman halktaki o kararsız geniş kitlerin tavrı başka türlü oluyor doğal olarak. Şimdi yani bu Rusya'dan vazgeçmem, yaptırımlara uymayacağım tavrı bile AK Parti oylarını kısa sürede %3 arttırdı. Eğer daha net, daha sağlıklı, yani şimdi NATO'yu övüyoruz durmadan, NATO şöyle işte, NATO işte Avrupa'nın güvenliğini sağlayacak falan diye. Türkiye'nin güvenliğini NATO mu sağladı? 15 Temmuz'da NATO yapmadı mı? Yani NATO övgüsünün mantığı ne şu anda? Yani biz kendimizi devirmeye kalkan insanları mı öveceğiz yani? O nedenle bence onun için çok dikkat söylüyorum. Hem Pakistan'ı, hem Macaristan'ı, hem Sırbistan'ı AK Parti'nin çok iyi analiz etmesi gerekiyor.
Belki kendi yani yeni yapılacak 2023 seçimleri için yararlı olur. Peki. Sayın Özçelik çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Kolay ederim. Gelsin. İyi çalışmalar. Sağ olun, iyi yayınlar. Sağ olun efendim. Aydınlık Gazetesi Ankara temsilcisi Sayın İsmet Özçelik bizlerle birlikteydi.